Herkese yeniden merhaba. Teslimenin Hobi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa ziyaret ediyorsanız ücretsiz olarak abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bugün sizlere bu güzel yeleğimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir yelek. 5-6 yaşındaki çocuklarımıza olabilecek. Oldukça hoş. Erkek çocuklarımız için yaptım bu yeleğimi. Ön kısımları için 56 ilmek attım ve 9 sıra lastiğimi ördükten sonra modelimi kurdum. Modelimden sonra koltuk kısmına kadar model kısmını uyguladıktan sonra koltuk kısmında kesme işlemleri yaptım. Kesme işlemlerimizi bitirdikten sonra kolumuz tamamlanana kadar düz olarak ördüm. Ve bu şekilde düğmelerim vardı. Bunları kullandım. Arka kısmı için de 98 ilmek başladım. Burada da aynı şekilde 9 sıra lastiğimi ördükten sonra modelimi uyguladım. Koltuk altına kadar modelimi uyguladıktan sonra burada kesme işlemleri yaptım. Daha sonra kol kısmını tamamlayana kadar düz olarak ördüm. Yeleğim bu şekilde. Ve ben Etrofil Baby ken ipini kullandım anti peeling özellikle şu şekilde göstereyim 250 metre renk numarası isteyenler için de 844 ve bu ipim için üç buçuk numaralı şiş kullandım bu şekilde Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz şimdi yeleğimizin yapılışına geçelim. Yeleğimizin ön patları için 56 ilmek atarak başlıyoruz. Bu şekilde 56 ilmek atıp geliyorum. Ön patım için 56 tane ilmeğimi attıktan sonra lastik kısmını yapmaya başlıyorum. Kenardaki ilmeğimi aldım. 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz olacak şekilde bu sırayı bu şekilde örüyorum. 2 düz 2 ters. 2 düz 2 ters. Olacak şekilde örüp geliyorum bütün ilmeklerimi. Örgümüzün ön yüzüne geldik. Burada da aynı şekilde iki düz iki ters öreceğiz ama farklılık olacak. Şu şekilde kenardaki ilmeğimi ördüm. Kenardaki ilmeğimi ördükten sonra hazır lastik gibi olmasını istediğim için iki tane düzümü şu şekilde örmüyorum düz olarak. Şu şekilde arkasından batarak düz olarak örüyorum. Şu şekilde düz örmüyorum da şu şekilde düz olarak örüyorum. Terslerimi ters olarak örüyorum. Düzlerimi arkasından batarak düz olarak örüyorum bu şekilde. Terslerimi ters. Düzlerime geldiğimde düzlerimi bu şekilde değil, içine batarak düz örmüyorum. Arkasına batarak düz olarak örüyorum. Terslerimi ters örüyorum. Düzüme geldiğimde düzlerimi şu şekilde arkasından batarak düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Düzlerimi arkasından batarak düz olarak örüyorum. Terslerimi ters olarak. Burası örgümün ön yüzü. Ön yüzünde düzlerimi arkasından batarak düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüp geliyorum. Örgümün arka yüzüne geldiğimde de kenardaki ilmeğimi örüyorum. Terslerde burada farklılık yapıyoruz. Tersleri ben şu şekilde ters olarak örüyordum. Burada bu şekilde değil, içten batarak ters olarak örüyorum. Terslerimi şu şekilde arkasından batarak değil, ters örmüyorum. Şu şekilde içinden batarak ters olarak örüyorum. Düzlerimi düz olarak örüyorum. İçine batarak düz olarak örüyorum. Ön sırada farklı örüyordum düzlerimi. Arka sırada da terslerimi farklı örüyorum. Bu şekilde hazır lastik gibi çok hoş duruyor. Dilerseniz bu şekilde, dilerseniz iki ters, iki düz olarak da lastiğinizi yapabilirsiniz. Bu şekilde düzlerimi örüyorum. Terslerime geldiğimde işten batarak ters olarak örüyorum düzlerimi düz tersime geldiğimde işlem batarak ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum lastiğimizin tekrar ön yüzüne geldik ön yüzünde ne yapıyorum düzlerimi arkasından batarak düz olarak örüyorum terslerimi bu şekilde örüyorum. Arkada terslerimi içten batarak örüyorum. Dediğim gibi ön yüzde düzlerimi farklı örüyorum. Arka yüzde de terslerimi farklı örerek bu şekilde hazır lastik gibi olması olmuş oluyor bu şekilde. Burada 3 diş haroşem oldu. Şu şekilde aradakileri sayarsam 1, 2, 3. Burada 9 diş haroşem olana kadar lastik örüyorum. Şurayı da sayabilirsiniz. Şu şekilde 1, 2, 3, 3 tane bu şekilde olmuş. 9 kere olana kadar bu şekilde lastiğimi örüp geliyorum. Lastiğimi 9 sıra ördüm. Şu şekilde saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra ördüm. Lastiğimi ördükten sonra model kurulumuna başlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Kenarlar için 7'şer ilmek haroşa öreceğiz. Haroşa olacağı için 7 tane düz örüyorum. 2, 4, 5, 6 7 Burası kenarım için 7 ilmek haroşa. Bundan sonra modelimi kurmaya başlıyorum. 2 ters örüyorum. 2 düz. Daha sonra 4 ters 1 2 3 4 4 ters 2 düz ilk başta iki ters iki düz olarak başladım ilmeklerimizi değiştirdiğimiz bir model olduğu için bu şekilde kurulumunu yapıyoruz modelimizin benim yaptığım gibi modeli bu şekilde kurarsanız hiçbir sıkıntı yaşamadan modelinizi yapabilirsiniz devam ediyorum 4 ters 3 4 2 düz

sayıyoruz 2 4 6 7 bu kenarda da 7 tane orşem olacağı için şöyle baktığımızda iki düzü ördüm 4 ters öreceğim tam dek geliyor zaten modelimiz bu sayılarla 4 ters 2 3 4 2 düz bu kenarda da iki tersim oluyor en baştaki gibi burada da iki ters iki düzüm oluyor kenar kısımda Buraya geldiğimde 7 tane düz örüyorum. 6 ve 7. Dönüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Burada kenarım haroşa olacağı için 7 tane düz örüyorum arkada da. Kenarlardaki ilmeklerimi. 2 4 5 6 ve 7. Burası kenarım için haraşom olacağı için bu şekilde örüyorum. Devam ediyorum. Buradaki ilmeklerimi de gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. gördüğüm gibi ördüm ve buraya geldiğimde 7 tane ilmeğim kaldı. Burayı da düz olarak örüyorum. Burası da olacağı için. Bu şekilde arkada da önde de düz örerek haraşaları elde etmiş oluyorum. Ön yüze geldim. Burada da 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ördükten sonra buradaki kurduğum modeli aynı şekilde örüyorum. Yani gördüğüm gibi örüyorum. İki ters, iki düz. Daha sonra dört ters, iki düz. Olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Burayı da Baştaki 7 tane haraşomu örüyorum. Daha sonra diğer ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde burada da sıra sonuna kadar örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Buradaki 7 tane haraşomu örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane haroşama ördükten sonra burada ilmeklerimizin yerlerini değiştireceğiz. Burada iki tersim vardı. Burada iki düzüm var. Bir tane düzümle iki tane tersimin yerlerini değiştiriyorum. Düzümü şu şekilde önden alıyorum. Terslerimi de arkadan alarak şu şekilde şişme takıyorum. Düzümü düz olarak örüyorum. İki tane tersimi ters olarak örüyorum. Devam ediyorum. Burada bir düzüm kaldı. Burada iki tane tersimle bir tane düzümün yerlerini değiştireceğim. Terslerimi şu şekilde arkadan alıyorum. İki tane tersimle bir tane düzümü şu şekilde yerlerini değiştiriyorum. Şişime takıyorum. Ters olarak örüyorum. Düzümü düz. devam ediyorum. Burada iki tersim var. Bir iki de düzüm var. Ne yapıyorum? Bir tane düzümle iki tane tersimin yerlerini değiştiriyorum. Düzümü düz olarak örüyorum. Terslerimi ters. Buraya geldiğimde bir düzüm, iki tersimle yerlerini değiştiriyorum. Bu şekilde değiştirdikten sonra şişime takıyorum. Terslerimi ters olarak örüyorum. Düzümü düz olarak. Aynı şekilde devam ediyorum. Buraya geldiğimde bir düzümle iki tersimin yerlerini değiştiriyorum. Şimdi takıyorum. Düzümü düz, tersimi ters olacak şekilde örüyorum. Düzümle terslerimin yerlerini değiştiriyorum. Her defasında bir tane düzle iki tane tersimin yerlerini değiştiriyorum. Tersleri ters olarak örüyorum. Düzleri düz olarak örüyorum. Buraya geldiğimde tekrar terslerimle bir tane düzümün yerini değiştiriyorum. Şişime takıyorum. Tersimi ters olarak örüyorum. Düzümü düz. Bu şekilde devam ediyorum. Düzümle terslerimin yerlerini değiştirdim. Düzümü düz, tersimi ters olacak şekilde örüyorum. Bütün ilmeklerimi bu şekilde yerlerini değiştirerek ördüm. Son kez ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. iki ters bir düz örüyorum bu tarafta ilik açacağım için modelimi kurduktan sonra 7 tane haroşam olan yere geldiğimde 3 tane düz örüyorum 3 tane haroşam ördükten sonra başını doluyorum iki ilmeğin birlikte düz olarak kesiyorum ve ilimi açmış oldum burada devam ediyorum burada iki tane düzümü örüyorum dönüyorum buradaki yedi tane haroşamı düz olarak örüyorum arka sırada da 3 doladığım ilmeğimi de düz olarak örüyorum tekrar şu şekilde doladığım ilmeğimle yanındaki ilmeği de alıp ikisini birlikte düz olarak örüyorum burada delik oluşmaması açısından bu şekilde hoş durması açısından bu şekilde yapıyorum ben devam ediyorum 6 7 7 tane ilmeğimi ördükten sonra burada gördüğüm gibi örüyorum düzlerimi düz terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum 2 ters 4 düz iki ters. Dört düz. Bu şekilde örüp geliyorum. Örgümün ön yüzüne geldim. Kenardaki haroşalarımı örüyorum. Buraya geldiğimde de Burada gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Arka sıradayım. Arka sırada da kenardakileri örüyorum. Diğer ilmeklerimi de gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, Terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Ön yüze geldim. Kenardaki haraşolarımı örüyorum. 4 5 6 ve 7. 7 tane araşımı ördükten sonra buraya geldiğimde tekrar ilmeklerimi yerlerini değiştiriyorum. Burada bir tane düzüm var. Burada 4 tane tersim var. 2 tane tersimle bir tane düzümü şu şekilde yerlerini değiştiriyorum. 2 tane tersimi arkadan alıyorum. Bir tane düzümü de önden alarak şu şekilde yerlerini değiştiriyorum. Şişime takıyorum. İkisini ters olarak örüyorum. Bir tane düz olarak örüyorum. Daha sonra buradaki bir tane düzümle iki tane tersimin yerlerini değiştiriyorum. Düzümü düz olarak örüyorum. Tersimi ters olarak örüyorum. Devam ediyorum. Buradaki bir tane düzümle iki tane tersimin yerlerini değiştiriyorum. Terslerimi arkadan alıyorum. Düzümü önden alıp şişime takıyorum. Terslerimi ters olarak örüyorum, düzümü düz, iki ters, bir düz. Buraya geldiğimde aynı şekilde iki tersimle bir tane düzümün yerlerini değiştiriyorum. şişime takıyorum, düzümü düz, tersimi ters olacak şekilde örüyorum. İki tersimle düzümün yerlerini değiştiriyorum. İki tane tersimi örüyorum. Daha sonra bir tane düzüm. Bir düzümle iki tersinin tekrar yerlerini değiştirdim. Düzümü düz, tersimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizin yerlerini değiştirerek terslerimizi ters, düzlerimizi düz olacak şekilde örüyoruz. İki ters bir düz iki ters bütün ilmeklerimin yerlerini değiştirdim ve sıra sonuna kadar bu şekilde ördüm ördükten sonra dönüyorum arka sırada da kenardaki haroşalarımı örüyorum diğer ilmeklerimi de Gördüğüm gibi örüyorum. Ön yüze geldiğimde kenardaki 7 taneyi düz örüyorum. Diğer ilmeklerimi de gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Örgümün arka sırasına geldim. Arka sırasında da gördüğüm gibi örüyorum. Kenardaki 7 tane haroşamı örüyorum. Diğer ilmeklerimde gördüğüm gibi örüyorum. Ön yüze geldiğimde de tekrar ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. İlmeklerimin yerlerini değiştirdikten sonra bir sıra önden, iki sıra arkadan ters olarak ördükten sonra tekrar ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Modelim kurulumu bu şekilde. Bu şekilde ilerliyoruz. Burada 11 diş haroşa olana kadar örüyorum. Daha sonra tekrar iliğimizi koyuyoruz. Burada 11 diş haroşa olana kadar örüp geliyorum. Evet, iliğimin ön kısmına ikinci iliğime kadar tekrar ördüm. Yani burada toplamda 11 diş haroşa olana kadar ördüm. Şu şekilde saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 diş haroşam olduktan sonra ikinci iliğimi açıyorum. Bunun için ne yapıyorum? 3 tane düz örüyorum. 3 tane düzümü ördükten sonra başını doluyorum. 2 tane ilmeğimi birlikte kesiyorum. Şu şekilde ikinci iliğimi de açmış oldum. Devam ediyorum. buradaki düz örüyorum. Ben kenardaki ilmeklerimi döndüğümde örüyorum. Sizler önde de örebilirsiniz. Bu şekilde örüyorum. Doladığım ilmeğim ve bu yanındaki ilmeğimi ne yapıyorum? Doladığım ilmeğimi bir kere ördüm. Daha sonra bu yanındaki ile birlikte örüyorum. Şu şekilde. Devam ediyorum. Düz örmeye. İlimin düzgün durması açısından bu şekilde örüyorum burayı. Ve burada gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Modelimi uygulayacağım. İkinci iliğimi de açtıktan sonra bu şekilde 11 sırada bir iliklerimi açıyorum. Yani 11 diş haroşadan sonra iliklerimi açıyorum. Koltuk altına kadar bu şekilde örüp geliyorum. İliğimin ön kısmını koltuk altına kadar ördüm. İliklerimi açtım. Toplamda burada 4 iliğimi açtım. Sonuncu iliğimi de eksiltmemi yaparken eksiltmemi başladığımda açacağım. Şimdi burada eksiltmelerimizi yapacağız. Koltuk altında ve ön kısmında. Bunun için başlıyoruz. Burada Kenarda 7 tane ilmeğimi örüyorum düz olarak haroşalarımı. Yedi. Yedi taneyi ördükten sonra burada bir tane ters örüyorum. Burada bir ilmek selanim olacak. Arkada da düz olarak öreceğiz. Burada kıvrımı elde edebilmek için bu şekilde yedi tane haroşamdan sonra bir tersimi ördüm. Devam ediyorum. Burada artık haroşa öreceğim için eksiltmelerime de başlıyorum. Hemen bir tane tersimi ördükten sonra iki tane ilmeğimi düz olarak kesiyorum. Ve düz olarak örüyorum bütün ilmeklerimi. Ön kısma kadar bu şekilde düz olarak örüyorum. Diğer patıma kadar düz olarak ördüm. Burada da aynı şekilde eksiltme yapacağım için 7 tane kenar patım var. 1 2 4 6 7. Şu kenarım için bu iki ilmeğim eksiltmem için buradaki bir tane tersinde selanik için öreceğim. Şu şekilde ikisini birlikte kesiyorum. Daha sonra bir tersimi örüyorum. Buraya geldiğimde son iliğimi açacağım için 3 tane düz örüyorum. 2 3 Başını doluyorum, iki tane ilmeğimi birlikte kesiyorum, buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Dönüyorum, kenardaki ilmeğimi örüyorum, buradakileri, doladığım ilmeğimi örüyorum, çıkartmıyorum şişimden, diğer yanındakili birlikte de düz olarak örüyorum. Devam ediyorum. 7 tane kenar patımı ördükten sonra burada bir diş ne yapacaktım selanik örecektim. Burada düzümü şu şekilde içinden girerek değil de bir altına batarak düz olarak örüyorum. Altındaki ilmeğime batıp buradan düz olarak örüyorum bu şekilde. Burada diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Artık haroşa yapacağız. Modelimizi kurmuyoruz bu kısımda. Haroşa öreceğimiz için ben haroşalarımı düz olarak örüyorum. Eğer sizler ters olarak örerseniz önde ve arkada haroşaları gene elde etmiş olursunuz. Bu şekilde düz olarak örüyorum. Buraya geldiğimde burada bir tane selanim var. Ne yapıyorum buraya geldiğimde? Şu şekilde içinden batmıyorum. Bir altındaki ilmeği batıp buradan düz olarak örüyorum. Ve ilmeğimi çıkarıyorum. Buradakileri düz olarak örüyorum. dönüyorum. 7 tane haroşamı örüyorum. 6 ve 7. 7 tane haroşamı ördükten sonra burada neydi? Bir tane selanim vardı. Bu hep ilerliyor. Önde ters örüyorum. Ve burada hemen selanimden sonra eksiltmemi yapıyorum. Bir tane eksiltme yaptım şu şekilde. Devam ediyorum diğer kenara kadar bu şekilde düz olarak örüyorum. Bu kenarda 10 tane ilmeğim kalana kadar düz olarak ördüm. 7 tanesi kenar için 2 tanesini keseceğim şu şekilde. 2 ilmeğimi birlikte kesince bir ilmek kesmiş oluyoruz. Bu şekilde kesiyorum. Daha sonra burada bir tane selanim alacak. Bunun için de bir tane tersim örüyorum. Buradaki 7 tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. dönüyorum. Buradaki 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Selanime geldiğimde ne yapıyorum? Buradan değil bir altına batarak düz olarak örüyorum. Ve diğer ilmeklerimi de diğer kenara kadar düz olarak örüyoruz. Bu kenara geldiğimde buradaki bir tane selaneyim var. Bunu ne yapıyordum? Bir altına batarak bu şekilde düz olarak örüyorum ve çıkarıyorum. Diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Önde eksiltmelerimi yapıyorum. Arkada eksiltme yapmıyorum. Buradaki 7 taneyi düz örüyorum. 4, 5, 6 ve 7. Bir tane ördükten sonra burada bir tane selaneyim vardı. Bunu da ne yapıyorum? Ters olarak örüyorum. Hemen tersini ördükten sonra eksiltme işlemi yapıyoruz. Bu şekilde. Daha sonra diğer ilmeklerimi diğer eksiltme yapacağım yere kadar düz olarak örüyorum. Bu kenarda 10 tane ilmeğim kalınca ne yapıyorum? İkisini birlikte kesiyorum. Daha sonra bir tane tersimi örüyorum. Diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Dönüyorum. 7 tane kenar patım için olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 5 6 ve 7. Buraya geldiğimde burada bir tane selanim var. Bunu ne yapıyorum? Bir altına batarak düz olarak örüyorum ve çıkarıyorum. Diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Tekrar bu tarafa geldiğimde selanik kısmında ne yapıyorum? Bir altına batıyorum. Düz olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde döndüğümde 3 sıra eksiltme yapmış oldum. Hem önden hem koltuk altından. Şu şekilde haroşalarımızı saydığımızda 1 2 3 3 sıra eksiltme yaptım. Toplamda 9 sıra eksiltme yapacağız. Hem koltuk altından hem önden iki taraftan da aynı şekilde 9 sıra olacak şekilde eksiltmelerimizi yapacağız. 3 sıra yaptım. 6 sıra daha bu şekilde eksiltmemi yapıp geliyorum. Koltuk altından ve ön kısımdan 9 sıra eksiltmemi yaptım. Şu şekilde saydığımızda da haroşalarımızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 sıra eksiltme yapmış oldum. Bundan sonraki eksiltmelerimi ön kısımda yapacağım, koltuk altında artık eksiltme yapmayacağım. Şu şekilde devam ediyorum. Burayı 7 tane haroşamı örüyorum. Burada 7 tane ördükten sonra burada bir tane selanim vardı. Bunu ters olarak örüyorum. Bu bir tane selanim örgün bitene kadar devam ediyor bu kenarlardakiler. Daha sonra diğer ilmeklerim burada kesme yapıyordum. artık kesme işlemi yapmıyorum. Düz olarak örüyorum. Ön kısma kadar bu şekilde düz olarak örüyorum. Ön kısma geldiğimde burada 10 tane ilmeğim kaldı bu ikisini keseceğim. Ilmeğimi birlikte kesiyorum. Ön kısımda eksiltmelerime devam ediyorum. Burada bir tane selanim var. Ters olarak örüyorum. Buradakileri düz olarak örüyorum. Dönüyorum kenardaki ilmeklerimi örüyorum. Diğer selanime geldiğimde ne yapıyorum? Buradan değil de bir alta batarak düz olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de diğer selanemin olduğu yere kadar bu şekilde düz olarak örüyorum. Diğer selanime geldiğimde ne yapıyorum? Bir altına batarak şöyle gösterdiğimde bir alta batıyorum ve düz olarak örüyorum, çıkarıyorum. Devam ediyorum diğerlerine düz olarak örmeyi. Dönüyorum tekrar ön yüzdeyim. Buradaki 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada bir tane selanim var ters. Burada artık eksiltme yapmıyorum. Bu şekilde düz olarak örüyorum. Ön kısma kadar bu şekilde düz olarak örüyorum. Ön kısma geldiğimde burada tekrar eksiltme yapacağım için ne yapıyorum 10 tane ilmeğim kaldıktan sonra 2 ilmeğin birlikte kesiyorum. Burada bir tane Selanemi örüyorum buradaki diğer Araşılarımı da düz olarak Örüyorum Bundan sonra dediğim gibi ön kısımda eksiltmelerimi yapıyorum artık burada yapmıyorum Bu şekilde Şişimde 24 ilmeğim kalana kadar ön kısımdan bu şekilde eksiltmelerimi yapıp geliyorum. Ön kısımdan eksiltmelerimi yaptım. Şişimde 24 tane ilmeğim kalana kadar demiştim. Sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. 24 tane ilmeğim kalana kadar ön kısımdan eksilttim. Bundan sonra hiçbir işlem yapmadan düz olarak öreceğiz. Eksiltme artırma işlemimiz bitti. Kol kısmını tamamlanana kadar bu şekilde kenarlardaki 7 haroşamı örüyorum. Buradaki selaniğim devam ediyor. Burada eksiltmemi zaten bitirmiştim. Düz olarak örüyorum. Burada ön kısımda eksiltme yapıyordum. Artık bunu da yapmıyorum. Burada düzümü ördüm. Bu kenarda da bir tane selaniğim var. Ters olarak örüyorum. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Dönüyorum. Arka sırada da aynı şekilde örüyorum. Bu selani kısmına geldiğimde ne yapıyorum? Bir alta batıp düz olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Selaniye geldiğimde bir alta batıp düz olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Artık dediğim gibi artırma, eksiltme hiçbir şey yapmadan bu şekilde kol kısmımızı tamamlıyoruz. Yeleğimin sağ ön patını ördüm ve bitirdim. Kol kısmını buradan sayarak 40 diş haroşa olana kadar ördüm. Ve kol kısmını bitirdik. Burada kesme işlemi yapmıyorum kol kısmında. Burayı tığla birleştireceğim için bu şekilde bırakıyorum. Burada 40 diş haroşa olana kadar kol kısmını örüyorum. Eksiltmelerimi yaptıktan sonra buradan sonra eksiltme yapmadan düz olarak ördüm bu şekilde sağ ön patını ilikli kısmını bu şekilde bitirdim ben diğer kısmını da sol patını da aynı şekilde başladım ve ördüm bu şekilde göstereyim burayı da kol kısmını buradaki modelimi diğer ön patımda olduğu gibi başladım ve ördüm burada ilik kısmımız olmadığı için bu şekilde burayı bu kenar kısmında düz olarak ördüm Buraya geldiğimde de eksiltmelerimi yaptıktan sonra burayı da hiçbir eksiltme artırma yapmadan düz olarak ördüm. Eksiltmelerimle beraber buradan haroşalarımı saydığımda 40 diş haroşa olana kadar ördüm. Bu şekilde iki ön kısmını yapmış olduğum yeleğimsin. Şekilde koyduğumuzda ön kısımlarımızı bitirdikten sonra arka kısmına geçiyoruz yeleğimizin. Yeleğimin arka kısmı için 98 ilmek atıyorum. Bu şekilde 98 ilmek atıp geliyorum. Yeleğimin arka kısmı için 98 ilmeğimi attım ve hemen lastiğime başlıyorum. Lastiğim için ne yapıyordum? İlk başta kenardaki ilmeğimi ördükten sonra iki ters iki düz olacak şekilde lastiğime başlıyorum. İki ters. iki düz olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. İki ters iki düz ördükten sonra ön yüze geldiğimde hazır lastik gibi olmasını istediğim için Ön yüzde düzlerimi nasıl arkadan alarak düz olarak örüyordum. Şu şekilde düz değil de arkadan alarak düz olarak örüyorum. Şu şekilde arkadan batıyorum ve düz olarak örüyorum. Terslerimi ters olarak örüyorum. Düzlerime geldiğimde şöyle işten değil de arkadan batarak ters olarak örüyorum. Terslerimi ters. Ön yüzde düzlerimi farklı Arka yüzde de terslerimi farklı örüyordum bu lastik modelinde. Bu şekilde önden arkadan batarak düz olarak örüyorum. Terslerimi ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Arka yüze geldiğimde de kenardaki ilmeğimi ördükten sonra terslerimi ne yapıyordum? Şu şekilde ters örmüyorum da içten batarak ters olarak örüyorum. Bu şekilde örmüyorum tersimi içten batarak ters olarak örüyorum. Düzlerimi gördüğüm gibi içine batarak düz olarak örüyorum. Düzlerimi ön sırada farklı, terslerimi de arka sırada farklı örerek bu lastik modelini elde etmiş oluyorum. Tersimi bu şekilde örmüyorum. Bu şekilde içten batarak ters olarak örüyorum. İçten batıyorum, ters örüyorum. Düzümü içten batarak düz olarak örüyorum. Arka sırada da bu şekilde örüyorum. Toplamda 9 sıra olana kadar bu şekilde lastiğimi örüp geliyorum. Yeleğimin lastik kısmını yaptıktan sonra model kurulumuna başlıyorum. Modelimin yeleğimin arka kısmının her iki kenarında da 7'şer tane 7 ilmek haroşem olacak. Bunun için ilk başta 7 tane ilmeğimi haroşa olacak şekilde düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu bir kenarım için 7 ilmek haroşam olacak. Bundan sonra modelimi kurmaya başlıyorum. Modelimi ilk kurarken ne yapıyordum? 2 ters örüyorum. Daha sonra modelimi kurmaya başlıyorum. 2 düz örüyorum, 4 ters. 1 2 3 4 2 düz 4 ters modelim 6 ve altın ilmek ve katlarından oluşan bir model olduğu için bu şekilde ilk başımı ters olarak başlıyorum iki tane ters olarak başlıyorum daha sonra ki ilmeklerimi iki düz 4 ters olarak modelimi kuruyorum bu şekilde 2 düz 4 ters 4 2 düz 4 ters 2 düz 4 ters olana kadar olacak şekilde bu şekilde örüp geliyorum. Bu kenara geldiğimde de diğer kenarda olduğu gibi aynı şekilde denk gelmesi için ne yapıyorum? 4 tersimi ördüm. 2 düz 2 ters örüyorum bu şekilde modelimi kurmuş oldum. Burada 7 tane ilmeğim var. Bunları da haroşa olarak örüyorum. Bu 7 tane ilmeğim de bu kenarım için haroşa olacak şekilde düz olarak örüyorum. Dönüyorum. Arka sıradayım. 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum arka sırada da. Çünkü burada 7 tane ilmeğim haroşa olarak ilerleyecek kenarlarda. Daha sonra buradaki gördüğüm ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Ön yüze geldim. Kenardaki 7 tane haroşamı örüyorum. 3 4 5 6 ve 7. 7 tane haroşamı ördükten sonra Burası örgümün üçüncü sırası ve burayı da gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum bu şekilde. Arka sıradayım ve dördüncü sıradayım. Kenardaki yedi tane haroşamı örüyorum. 4, 5, 6 ve 7. 7 tane haroşamı ördükten sonra Arka tarafta da dördüncü sıram oluyor. Gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Örgümün ön yüzüne geldim ve beşinci sıradayım. Burada yedi tane ilmeğimi ne yapıyorum? Haraşo olarak örüyorum. 2, 4, 6, 7 ördükten sonra burada ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Ne yapıyorum? İki tersimle bir tane düzümü şu şekilde düzümü önden alıyorum. İki tersimi arkadan alarak yerlerini değiştiriyorum. Düzümü düz, terslerimi ters olarak örüyorum. Daha sonra buradaki iki tersimle iki tersimi alıyorum. Bir tane düzümle yerlerini değiştiriyorum. Şimdi takıyorum. İki tersimi örüyorum. Bir düz. Devam ediyorum. Burada iki tersim kaldı. Burada bir tane düzümle iki tersimin yerlerini değiştiriyorum. Düzümü düz olarak örüyorum. İki tersimi ters olarak örüyorum. Buraya geldiğimde ne yapıyorum? İki tersimle bir tane düzümün yerlerini değiştiriyorum. Bu şekilde alıp iki tersimi ters olarak örüyorum. Düzümü düz. Tekrar düzümle iki tersimin yerlerini değiştiriyorum. Düzümü düz olarak örüyorum, terslerimi ters olarak örüyorum. Burada bir tane düzümle iki tersimin yerlerini değiştireceğim. Bu şekilde değiştiriyorum. Şişme takıyorum, iki tersimi örüyorum, bir düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimin yönlerini değiştirerek örüyorum. Ya sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimi yönlerini değiştirerek ördüm. Birinci modelimi kurmuş oldum. İlk modelde 4 sıra ördükten sonra modellerimin yani ilmeklerimin yerlerini değiştirdim. Şimdi dönüyorum. Bundan sonra 3 sırada bir ilmeklerimizin yönlerini değiştireceğiz. Burası modelimin birinci sırası olarak kabul edeceğim. Arkadan başlarken 2 4 6 7 kenar 7 tane ilmeğimi haroşalarımı örüyorum. Daha sonra buradaki ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Bu modelimin birinci sırası olarak kabul ediyorum. Bundan sonraki sıralarda hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Örgümün ön yüzündeyim ve ikinci sırasındayım. Kenardaki 7 tane haroşamı örüyorum. Ördükten sonra buradaki ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde. 2 düz 4 ters Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi bu şekilde gördüğüm gibi örüyorum. Arka yüzdeyim ve üçüncü sıradayım. Burayı da yedi tane haraşama örüyorum. Daha sonraki ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. İki dersim burada düzlerim dört düzüm. Bu şekilde örüp geliyorum. Örgümün ön yüzüne geldim ve dördüncü sıradayım. Burada ilmeklerimizin yerlerini değiştireceğiz. Kenardaki 7 tane horaşamı örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane haroşamı ördükten sonra ne yapıyorum? Buraya geldiğimde ilmeklerin yerlerini değiştireceğim. Burada bir tane düzüm var, dört tane tersim var. Ne yapıyordum? İki tersimle bir tane düzümün yerlerini değiştiriyorum. İki tersimi şöyle arkadan alıyorum, düzümle yerlerini değiştiriyorum ve iki tane tersimi örüyorum. Bir düz. Devam ediyorum. Burada iki tersim var, burada da iki düzüm var. Bir tane düzümle iki tane tersimin yerlerini değiştiriyorum. Düzümü düz olarak örüyorum. Tersimi ters olarak örüyorum. Burada bir düzüm ve iki tersimin yerlerini değiştiriyorum. Arkadan alıyorum. Terslerimi düzümü de önden alarak şu şekilde alıyorum. Şişime takıyorum. Terslerimi ters olarak örüyorum. Düzümü düz olarak. Buraya geldiğimde düzümle düzümü önden alıyorum. Terslerimi arkadan şişime takıyorum. Bir tane düzümü örüyorum daha sonra iki tane tersimi örüyorum. Bu şekilde modelim ortaya çıktı. Bu şekilde modelimi uygulayarak koltuk kısmına kadar örüyorum. Burada toplamda 53 diş haroşa olana kadar bu şekilde örüyorum. Yeleğimin arkasını kol kısmına kadar ördüm. 53 diş haroşam olana kadar bu şekilde ördüm ve geldim artık buradan sonra kol kısmını yapacağımız için kenarlarda eksiltme lerimizi yapacağız hemen bunun için başlıyoruz 7 tane ilmeğimi örüyorum 2 3 4 5 6 7 7 tane ilmeğimi ördükten sonra buradaki haraşolarım devam edeceği için burada kenarda bir tane kıvrım olması açısından selanik örüyordum. Bunun için bir tane ters örüyorum. Daha sonra selanimi yaptıktan sonra hemen yanındaki iki tane ilmeğimi birlikte düz olarak kesiyorum. Kesme işlemini de yaptım. Devam ediyorum. Artık buradan sonra model yapmıyoruz. Düz olarak ben haroşalarımı örüyorum. Bu yüzden burayı diğer koltuk altının olacağı yere kadar bu şekilde düz olarak örüyorum. Bu kenarda 10 tane ilmeğim kalana kadar düz olarak ördüm. 10 tane ilmeğim 7 tanesi kenarım için 2 tanesi eksiltmem için 1 tanesi de selaneğim için 10 tane ilmeğim kaldıktan sonra hemen ne yapıyorum eksiltmemi yapıyorum daha sonra bir tersimi örüyorum selanik olacak şekilde daha sonra buradaki 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum dönüyorum kenardaki 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 6 ve 7. Ördükten sonra burada bir tane neydi Selani vardı. Bunu şu şekilde değil de ne yapıyordum? Bir altına batarak düz olarak örüyorum ve ilmeğimi çıkarıyorum. Diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Selanik ördüğüm yere kadar hepsini düz ördüm ve buraya geldiğimde ne yapıyordum? Bir altına batarak selaniyim örüyorum. Şu şekilde buraya batıyorum ve düz olarak örüyorum. Çıkarıyorum. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Dönüyorum ön yüzdeyim 7 tane haroşamı örüyorum 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane ördükten sonra bir tane tersimi örüyorum selanim için daha sonra iki tane ilmeğin birlikte kesiyorum şu şekilde düz olacak şekilde devam ediyorum diğer ilmeklerimi de düz olarak örmeye diğer eksiltmemin olduğu yere kadar kenarda 10 tane ilmeğim kalana kadar düz olarak ördüm gene ve 10 tane ilmeğim kaldıktan sonra ne yapıyorum bu ikisini birlikte düz olarak kesiyorum daha sonra bir tersimi örüyorum selanem için burada kenardaki haroşalarımı örüyorum 7 tane ilmeğimi bu şekilde iki sıra eksiltmemi yapmış oldum 2 sıra buradan 2 ilmek buradan 2 ilmek buradan eksiltmemi yaptım toplamda 9 ilmek buradan 9 ilmek bu taraftan olacak şekilde eksiltmelerimi yapıp geliyorum kenarlarda kesme işlemlerim bittikten sonra kesme işlemi yapmadan düz olarak öreceğiz 9 ilmek bu taraftan 9 ilmek bu taraftan toplamda 18 ilmek kesmiş olduk 98 ilmeğimiz vardı 18 ilmek keserek 80 ilmeğimiz kaldı. Bu şekilde artık kesme artırma işlemi yapmadan bileğimizin kol kısmını tamamlayacağız. Kenarlardaki 7 tane haroşamı örüyorum düz. Haroşalarımın hemen yanlarında birer tane selaneyim var. Bunları da örüyorum. Diğer burada kesme işlemi yapıyorduk. Artık kesme işlemi yapmadan düz olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde düz olarak örüyoruz. Buraları düz olarak ördüm. Bu kenara geldiğimde bu kenarda da artık kesme işlemi yapmıyorum. Hemen haroşa 7 tane haroşamın yanında bir tane selanim var. Ters olarak örüyorum. 7 tane haroşamı da düz olarak örüyorum. örüyorum. Kenardaki 7 tane haraşomu örüyorum. Burada bir tane selaniyim var şu şekilde. Ne yapıyorum? Altına batarak düz olarak örüyorum. Buradaki bir tane selaniyim örgümüz bitene kadar devam edecek. Bu şekilde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrar ön yüze geldim. Dediğim gibi artık ekliltme yapmadan bu şekilde kol kısmını tamamlayacağız. Toplamda burada 40 sıra haroşem olana kadar bu şekilde örüp geliyorum. Yeleğimizin arka kısmını bitirdim. Ve şimdi birleştirme işlemi yapacağız. Bunun için bu kenarlardan 24 ilmek bırakmıştım. Kol kısmı için 24 ilmek örüyorum. Bu kenardan 24 tane ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6 7 Buradaki selanimi tekrar örüyorum. Bu şekilde 24 tane ilmeğimi örüyorum. Kol kısmı için 24 tane ilmeğimi ördüm. Şu şekilde saydığımızda 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. 24 tane ilmeğimi ördüm ve şişimin yönünü değiştireceğim. Bütün ilmeklerimi şişimden çıkaracağım şu şekilde. Daha sonra bütün ilmeklerimi şişime takacağım diğer ters yönde. 24 tane ilmeğimi şişime taktıktan sonra burada artık birleştirme işlemi yapacağız. Şu şekilde modelim iç kısımda kalacak. Diğer ön patı da aynı şekilde alıyorum. Onun da iç yüzü yani modelimin olduğu yer iç tarafa bakacak şekilde şu şekilde alıyorum ve ikisini birlikte şu şekilde tutarak birleştireceğim. Bu şekilde şişlerimi ilmeklerimi keseceğim. İlk başta iki tane tığımla kesme işlemi yapacağım. İki tane bu şişimden alıyorum. İki tane de karşısındaki şimdiden alıp şu şekilde birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra bu ikişer tane ilmeklerimi şişimden çıkarıyorum. Devam ediyorum. Bundan sonra bir tane bu il bu şişimden bir tane de bu şişimden şu şekilde alıyorum. Ve kesiyorum. Bir tane buradan bir tane diğerinden alıp kesiyorum. Ve çıkarıyorum bir tane bu şişimden bir tane diğer şişimden aldım ve kestim alıyorum iki ilmeğim, iki şişimden de alıp ilmeklerimi kesiyorum bir öndeki şişimden bir de arkadaki şişimden alarak bütün ilmeklerimi bu şekilde kesiyorum ne çok sıkı ne çok gevşek olacak şekilde kesiyorum ilmeklerimi. Bir ondan bir öbüründen alarak ilmeklerimi eksiltiyorum bu şekilde. hepsini bu şekilde eksiltiyorum. Son ilmeklerimi de alıyorum ve aynı şekilde kesiyorum. Kesme işlemi bittikten sonra bir zincir çekiyorum ve buradaki ipimi kesiyorum. Bu şekilde. Bu kısmını tığ ile birleştirdikten sonra diğer kol kısmında da 24 tane ilmeğimi saydım ve buraya işaret belirleyicimi taktım. Bu ortada kalan kısmı boyun kısmını oluşturacağı için bu kısmı şimdi kesiyoruz. Buradaki ipimizle devam ediyoruz. Burada boşluk yani ayrıklık oluşmaması açısından şu şekilde şu aralardan bir iki tel alıp şu şekilde bir ilmek çıkarıyorum ve kesmeye başlıyorum. Şu şekilde Kırığımla bütün ilmeklerimi kesiyorum. Tek tek çok sıkmayacak şekilde 24 tane ilmeğin olduğu yere kadar bu şekilde kesiyorum. Boyun kısmını da kestikten sonra diğer kolumuzun birleşimine geldik. Dikkat edelim buna. Modelimiz iç tarafta kalacak. Ters tarafı da dış tarafta kalacak şekilde alıyoruz. Ve diğerlerinde yaptığımız gibi birleştirmeye başlıyoruz. Şu şekilde iki tane bu şişimden iki tane diğer şişimden alıyorum. İkisini birlikte dördünü birlikte ilk başta dört tane ilmeğimi birlikte kesiyorum. Daha sonra bu 4 ilmeğimi çıkarıyorum. Bir bu ilmekten, bir tane de bu ilmekten olacak şekilde kesme işlemine devam ediyorum. Bir bu ilmekten, bir tane de diğer ilmekten alıyorum. Şimdiden çıkarıyorum ve kesiyorum. Bütün ilmeklerimi bu şekilde kesiyorum. ikişerli ikişerli olacak şekilde kesme işlemimi tamamlıyorum. Yeleğimizin kollarının birleşimi bittikten sonra kenarlarının birleşimine geçiyoruz. Bunun için de hemen buradaki haroşanın başlangıcıyla şuradaki ilk haroşamı şu şekilde alıyorum. Batıyorum. Daha sonra karşısındakini de aynı şekilde karşısındaki haroşanın karşısındaki ilmeğimi alıp şu şekilde tığıma takıp ikisini birlikte bu şekilde örüyorum. Daha sonraki ilmeklerimi de karşılıklı ilmeklerimin iç kısımlarını bir bu taraftan bir öbür taraftan alarak şu şekilde kesiyorum. Kısımdan aldım. Bir bu kısımdan. İkisinin de iç taraftaki ilmeklerini alıyorum. Şu şekilde. Buralardan alarak eksiltmemi yani birleştirme işlemi yapıyorum. İç kısımlardaki ilmeklerimi alıyorum ve eksiltiyorum. Alıyorum. Birleştirdim. Aldım. Kestim. Yani buradakileri almıyorum. Şu iç kısımdakileri alıyorum. Diğerini de aynı şekilde iç kısımdakini alıp kesiyorum. Bütün ilmeklerimi bu şekilde keserek birleştiriyorum. Tığımla. Evet. Hepsini bu şekilde birleştirip geliyoruz. Şu şekilde baktığımızda bu böyle oluyor ve çok şık duruyor. Tığımızla birleştirdiğimizde hepsini bu şekilde birleştirip geliyorum. Yeleğimin iki tarafında bu şekilde tığımla birleştirdim. Bu şekilde bu tarafta birleştirerek yeleğimizin dikim işlemini bitirmiş olduk. Daha sonra ben şu şekilde düğmelerim vardı. Düğmelerimi iliklerimin karşısına gelecek şekilde diktim. Bu şekilde yeleğimizi bitirdik. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.